Arkadaşlar merhabalar. Şimdi Kaperle'nin çadırımız var. Yeni çadırımız Panoramax'a geçiyor. Panoramax olmasının özelliği şu. Çok yerinde cam var. Şu alt camlarda film var. İçerisi çok dışarıdan gözükmüyor gibi. İçeriden çok rahat bir şekilde görülüyor. Şu üst kısmında olan bölgelerde açılabiliyor. Bunlar hem de sineklik görevi görüyor. Soru işareti gelebilir. Bu şekilde su almıyor. Hiçbir şekilde su almıyor. Şöyle bir şeklini göstereyim size. Kullanışlı ölçüleri tam. Bir insanın ortalama boyu olan bir insan için çok gayet ideal. 1.72 yüksekliği var. Yaklaşık ölçülerini katalog bilgilerinden de paylaşabiliriz ama yaklaşık 2.40'a 3.5 metre gibi falan bir boyutu var. Şu ön kısmında bir bagaj kısmı var. Orada şimdi göstereceğim size. Şurada bir havalamız var. Şu şekilde açıyoruz bunu. Burada bir şeyi var. Şu şekilde bir havalık oluyor. Bu çubukları kendi içinde arkadaşlar. Sadece şu yan olan çubuklar. Bunlar sonradan takılıyor ve şuradan gerdirme yerleri var. Bu çubuklar şeyin üzerinde. Ama siz bunları ek yerlerinden çıkarıyorsunuz. O şekilde toparlıyorsunuz. Gayet kullanışlı. Çok hoşumuza gitti bu çadır. Dün gece de kaldık. Bayağı da bir soğuk vardı. Ve bastoyla destek verdik ama yine de tulumlarla kalabilirmişiz yani. O şekilde bir izolasyon çok iyi yani. Arkadaşlar şimdi yavaş yavaş ön tarafı açalım. Şu şekilde iki taraflı bir fermuarı var. Ya bunu kıvırabilirsiniz de. Şu şekilde kıvıralım bunu. Burada aparatları var. Bunları bağlıyorsunuz. Bu şekilde. Çoğu çadırda var bu zaten ama bunda ayrı bir daha ayrı bir kaliteli. Şimdi zemin matımız komple kendisine ait. Bayağı bir kaliteli bir malzeme. Yani normal diğer normal çadırların gibi değil. Burası bizim bagaj olan kısım. Şöyle ben geçeyim. Bu kısımda bir penceremiz var. Bunu bu şekilde mıknatıslarla tutturabiliyorsunuz. Şu şekilde kapanıyor. Tekrardan bu şekilde kaplayıp buradaki cebine koyabiliyorsunuz. Aynı camdan burada da var. Bunlar tabii filmli cam. İçeriden çok rahat bir şekilde görünüyor. Aynen. Ama dışarıdan biraz daha zorlaştırıyor meseleyi. Burada bir sinekliğimiz var arkadaşlar. Bu sinekliği şimdi açacağım. Buna da komple mıknatıslar var. Onu da sizle paylaşayım. Şöyle indirdiğimde şu şekilde çok rahat bir şekilde açılıyor. Şu şekil aralıyorsunuz. Kendi haline bırakıyorsunuz. Hemen yapışıyor. Böcek falan girmesin diye de bu alt kısmı fermuarla kapatabiliyorsunuz yani. Bu alt kısmı komple fermuarla kapatabiliyorsunuz. Tekrar toplayacağım bunu. Evet. Bunları bağladık. Evet. Şimdi iç kısma geldiğimizde iç kısımda yine burada karşılıklı bir şekilde pencereleri var. Bu pencereleri istediğimiz zaman kapatabiliyoruz. Bu şekilde mıknatıslarla tutturup da bu şekilde kapanıyor. İstediğimiz zaman rahat bir şekilde açabiliyoruz. Her pencerenin altında bir cep var. Cep var. Onları pencereliklerin perdelerini
koyabiliyoruz. Aynı şekilde bu karşı tarafta da böyle. Hem penceremiz var, hem perdemiz var, hem de bu şekilde açıp sineklik olabiliyor burası. Havalanması için de. Güzel detay. En önemli özelliği arkadaşlar, yaz aylarında, kış aylarında belki kullanılmayabilir. Bu şekilde tamamen üst kısmı da iki taraftan açılıyor. Yaz aylarında uyurken, istirahat ederken öncesinde ağaçları, ormanları temaşa edebilirsiniz. Yani gayet güzel. Yalnız şöyle bir dışarıdan da söyledim ama bu normalde havalık, su geçirir mi diye düşünebilirsiniz. Kesinlikle geçirmiyor. Bu normalde hava geçiyor. Ama ben bu perdeyi çektiğim zaman üst tarafa kadar gidiyor. Şu şekilde. Şöyle kapatıyorum. Şu burada pencere bitiyor normalde. Ama ben biraz daha yukarı doğru çektiğim zaman yukarıdan gelen su buradan süzülerekten aşağı tarafa doğru gidiyor. Yani içeri su alma gibi falan bir durum söz konusu değil. Dün de testini yaptık. Bu şekilde. Şimdi iki tane kampetimiz var. Bu kapıların kendi kampeti. Bu da normal, üniversal bir kampet. Karşılıklı bir şekilde koyduk. Masamızı da bu şekilde konuşlandırdık. Bu şekilde çok güzel bir ortam oluşuyor. En önemli özelliği sizinle paylaşacağım. Buradan görebiliyor muyuz bilmiyorum ama şu kısımda alt matla tamamen kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu karşı taraftan da gösterebilirim. Bu şekilde fermuarla tamamen kapatabiliyorsunuz yani. Yani böcek girmesi veyahut da soğuk girmesi imkansız diyebileceğim konumda. Gayet harika bir durum var. İlerleyen vakitlerde bunların üzerine bir tentesi var. İlaveten karlı havalarda kalabilmek için o tenteyi de ilave edeceğiz. Onu da sizlerle paylaşırız. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar, ters açıdan tekrar bir kısa bir ek daha çekmek istedim. Şu şekilde gösterebilirim. Bu ek yerine tekrardan göstereceğim. Yakından. Orada fermuarla tamamen altı kapatabiliyoruz. Burada dikkatimizi çeken bir husus var. Arkadaşlar burayı yarım bırakmışlar. Şu kısma ayakkabılarımızı koyabiliyoruz.